Peki şimdi orkestra ekibiyle sorun yaşayan Bülent Ersoy, biliyorsun PCR testi artık bildiğimiz gibi sahte çıktı. Bülent Ersoy orkestra bulmada sorun mu yaşıyor? Asıl konu bu. Bakalım gerçek mi bu? Tahliye olan müzisyenlerle... Allah'ım, ben aslanı versin çocuklarım! Bülent Ersoy beni aslanı versin! Bülent Ersoy arasındaki ipler koptu. Bunlar paranın derdine dikmişler. Ersoy'la çalışmak istemediğini duyuran müzisyenlerin ardından yeni konseri için hazırlanan Diva orkestrasız kaldı. İddialara göre orkestra arayan Diva yeni rota belirledi. Orkestra krizi doğru mu? Diva kimlere teklif götürdü? Bülent Ersoy'un geçtiğimiz Ağustos ayında sahne aldığı Kıbrıs konseri öncesi sahte PCR testi krizi yaşanmış. Orkestrası tutuklanmıştı. Sahnesini tamamlayan Bülent Ersoy yurda dönerken müzisyenler için esaret başlamıştı. 60 günlük hapis hayatının ardından müzisyenler serbest kalırken onları havalimanında aileleri karşıladı. Ailelerin kavuşmasında kızılca kıyamet koptu. Allah'ım, ben aslanı versin! Sevinç ve öfkenin doruklarda yaşandığı karşılamadan sonra orkestranın davulcusu Ahmet İzgi yaşananları ilk kez söylemezsem olmaz da anlattı. Aldılar bizi, attılar bir karakola. Dediler ki bu para gelene kadar eğer gelmezse siz cezaevine. Tabii o arada biz Halu arıyoruz. Ahmet İzgi'nin yalnız bırakıldık. Bülent Ersoy bizimle ilgilenmedi iddialarına. Diva canlı yayında cevap verdi. İstisten misin söylerler. Ben sizleri aradım. Eğer aramaksa maksadınız, ben sizleri aradım. Vallahi Bülent Hanım, ben 15 gün, 10 gün konuştum. İzgi müzisyenlerin Bülent Ersoy'la bir daha çalışmayacağını duyurarak Diva'ya cephe aldı. Bülent Ersoy'un kim oluyorsunuz diye. Senin içine çekiyorsunuz. Çekmeye çalışıyorsunuz. Ya biz Mahmut Tuncer'i çalmaya gitmedik, Bülent Ersoy'u çalmaya gittik. Bülent Ersoy menajer değil. Yaşananların menajerlik bir işi olduğunu anlatamayan Diva davulcusuna sert çıktı. Ben sizleri aradım. Vallahi Bülent Hanım, ben 15 gün, 10 gün, 10 gün hastanede kaldım. Bülent Ersoy ve müzisyenler arasındaki ipler koptu. Hayır, bir dakika, bir yere atlıyorsunuz. Birleşmişler. Bülent ya, Ersoy'a kimse saz çalmayacak. Çalmayacak tabii. Kim, siz mi sazınıza sahip çıkmazsanız orkestranıza, o sazınıza gelip sizin arkanıza çalar mı? Önce 14 yıllık orkestra şefi Onur Özel Çağlayan, Bülent Ersoy'u yollarını ayırdığını söylemezsem olmazdı duyurdu. Bazı kırgınlıklarımı kendisine de dile getirdim telefonda. Sana tutma yaptı. Bir ara verdik. O da çalışmama hakkını kullanabilirsiniz dedi kendisi. Özel Çağlayan'ın açıklamalarına Diva bu sefer isyan etti. Müzisyenlerin tavrı için ankörlük dedi. Bu iyice ne? Efendim, terbiye hudutlarını açıp nankörlük seviyesine ulaştı. Söylemezsem olmazın ses getiren yayınından sonra iddiaların muhatabı menajer Haluk Şentürk olaylara son noktayı koydu. Çünkü hiçbir şekilde iyi niyet hak etmiyorlar. Bu arkadaşlar şu anda itibaren dava da açıp bilirsin dedim. Bülent Hanım'la bu konunun bir kere alakası var. İşte Diva ve müzisyenlerin savaşı bir solukta böyle gerçekleşti. Gelelim bugüne. Bir gazetedeki habere göre Diva yeni rota çizdi. 3 gün üst üstedir. Gidiyorum, çalışıyorum. Çok güzel. Gayet güzel. İddiaya göre yeni konseri için çalışacak müzisyen bulamayan Diva orkestra arayışına girdi. İstanbul'daki müzisyenlerin tavır aldığı Diva. Bana bak, zaten sizi isteyen yok. Bana bak, zaten sizi isteyen yok. Daha önce belirttiği gibi yönünü İzmir ve Ankara'daki müzisyenlere çevirdi. 3 gün üst üstedir gidiyorum, çalışıyorum. Çok güzel. Gayet güzel. Sazım da var. Tabii canım, biliyorum, İzmir'den arkadaşlar var. İstanbul'dan kimse çalışmadığı için. Diva'nın bu iddialarına cevap vereceği merak edilirken her müzisyenin ekibinde yer almak isteyeceği Türk müziğinin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy'un orkestra bulamadığı iddiaları ne kadar gerçeği yansıtıyor, şimdilik gizemini korumaya devam ediyor. Şimdi muhteşem bir ses artık, divaların divası. Yani Bülent Ersoy'un orkestra arayışı içinde olmasına ne diyorsun? Bu konunun saçma sapan bir hal aldığını düşünüyorum gerçekten. Çünkü buradaki saz üstadlarımızın tabii ki başına gelen şeyin çok üzücü ve çok yıpratıcı bir süreç olduğunu tabii ki görüyorum. Ama bu sürecin asla ve asla Bülent Ersoy'la bir ilişiği olmasını kabul etmiyorum. Tamamen haksızlık ettiler.
O ailelerin eşlerini karşıladıkları anda tabii ki onların orada bir 20 gün kalmaları yıpratıcı bir vaziyette onlar için de belki, ama yani orada bir sürü, değil mi, 10 yıl 20 yıl içeride kalan bir sürü insan var. Yani şimdi bu kadar ciyak ciyak bağırıp da kameralar var diye Bülent Ersoy'a, çocuklarına, 8 yaşında çocuk var orada, Allah belanı versin diyor Bülent Ersoy. Bu kabul edilemez bir durum, kusura bakmayın. Bu olacak gibi bir şey değil. Bülent Ersoy bunların eline sahte PCR raporları Bülent Ersoy verir. Ondan sonra da bunları bir daha aramaz. O zaman haklısınız. Bülent Ersoy 200 bin lira para dağıttı. Bülent Ersoy ilk günden beri, çünkü ben de oradaydım, bütün şeylere şahidim. Telefonlar açtı, onu yaptı, bunu yaptı, ama orada farklı bir yasa, farklı bir işleyiş var. Yani gerçekten hiç kimse hiç kimseyi falan dinlemedi yani böyle bir durumda. Burada tamamen otel suçlu, bunu organizasyonu yapanlar suçlu, ama bunların hiçbirisi Bülent Ersoy'a mal edilemez. Bülent Ersoy da onlar gibi oraya gitti. Biz de gittik. Yani herkes, oradaki bütün konuklar da o şekilde gittiler oraya, biliyor musunuz işin komiği? Yani bilemezsin ki, çünkü havaalanında hepimize PCR testi yapıldı. Ayrıca bunlar sahte PCR testi almış otel. Bilemiyorsun ki, sana bir görevli bir kağıdı veriyor, giriyorsun. Yani kimsenin bununla bir suçu yok. Ama bu kadar orada kim vur diye gidecek bir kanun mu varsa da Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için söylüyorum, yavru vatanımız. Yani burada da oturup bir takkeyi önümüze alıp, ya burada bir yanlışlık var, burada faturalar bu adamlara, günahsız insanlara kesiliyor, bakın onlar da gidiyorlar Bülent Ersoy'a saldırıyorlar. Vallahi birçok otel orada bunu yapıyor ise, yani görevli şeklinde birçok misafirini kabul ediyor. En pandemi sürecinde bile oraya herkes kumar oynamaya gitti. Şimdi beni konuşturmayın. O yüzden de yani siz de bir de bu adamların da elini birbirine kelepçeliyorsunuz. Kusura bakmayın, ben de bunu anlamıyorum. Bunlar terör örgütü değil. Bu da ayrı bir şey. Tabii ki böyle bir şey yaşadıkları için birdenbire suçlayacak birisini aradılar, ama o merci de Bülent Ersoy değil. Tamamen otel. Zaten 6 yılla yargılanıyor şu anda yapılanlar. Otel siz, tabii tabii, otel sorumluları şu anda 6 yılla yargılanıyorlar. Büyük bir ihtimalle de hapse girecekler zaten. Çünkü bunları onlar düzenlediler. Ama burada Bülent Ersoy'a işte sen, Allah senin belanı versin, senin yüzünden oldu. Kadın ne yapsın, 200 bin lira para dağıttı. Aradı sordu, yani elinden geleni yaptı. 20 gün için daha fazla herkes ne yapabilir diye soruyorum. Ama şu anda da Bülent Ersoy mağdur galiba, ki orkestra bulmakta tabii sıkıntı yaşıyor. Bu da yanlış. Bülent Ersoy tek kemanla okur. 3 kemanla da okur. Bir darbukayla da okur. Enstrümansız da okur. Biliyorsunuz mikrofonsuz da okur. Kimi cezalandırıyorsunuz? Yapmayın, bunları yapmayın. Bu güzel bir şey değil. Sonra Bülent Ersoy'un menajeri Haluk. Haluk da birçok sanatçıyla çalışıyor. Siz öyle yaparsanız o da diğer sanatçılar sizi yasaklayacak bu sefer. Yani bu, yani yasaklar diye. Ya işi büyütmeyin. Çünkü burada Bülent Hanım'ın gerçekten, yani Bülent Hanım'ın sesinin büyük olmasıyla diva bununla alakalı değil. Biz her zaman burada haklının yanındayız. Siz burada bu şekilde götürülmemeliydiniz. Siz içeri atılmamalıydınız. Burada siz haklısınız. Ama sizin burada içeri atılmanızın sebebi de Bülent Ersoy değil. Burada da haksızsınız. Bana göre özür dilemelisiniz. Çocuklarınıza, yıllardır ekmek yediğiniz insana Allah belanı versin dediği zaman ağzına bir tane böyle vurmalıydınız. Demeliydiniz ki bak, o biz bu nasıl bir şey, örgütlenme. Siz nankörsünüz dediğini hatırlıyorum. Ama Bülent haklı Ersoy'un. Kusura bakma. Bir de ben sahnelerime devam ediyorum. İşte Niğde'ye gidiyorum, oraya gidiyorum falan gibi. Çok bana yanlış, bir şey olmaz yanlış dedi. Evet, fikir orkestra çok önemli bir şey. Orkestra çok önemli. Bunlar da hepsi birbirinden çok değerli. Çok kıymetliler. Üstadları. Bak gene söylüyorum. Şunları böyle birbirlerine kelepçelemişler ya. Çok terör örgütü bir şey gibi. Ayıp yani bir şey. Çok ayıp ve çok çirkin bir şey. Kusura bakmayın. Bana kızdılar ama Kıbrıs'ta. Ben Kıbrıs'ı çok seviyorum. Ben Rauf Dektaş zamanından beri babamın çok yakın arkadaşıydı. Gerçekten çok sevdiğim de bir yer. Ama çok bunun yani bu karşılığı bu olamaz. Çünkü bunu biz de oraya gidiyoruz. Bilmiyoruz ki, bize otel bir davetiye gibi bir kağıt gösteriyorlar. Bu kağıdı vereceksiniz, gireceksiniz. İnanın bilmiyoruz. Yani orada beni de alabilirlerdi. Herkes alabilirlerdi. Ben bir o zaman raporun bilmiyorsun sahte ki olup olmadığını bilir kişi olmadığı sürece. Meğerse görevli kağıdı hiç almaman lazımmış. Ama almaman gerektiğini de bilmiyorsun ki, oradaki kaydı o zannediyorsun. Çünkü oranın kuralları değişik. İngiliz arabaları kullanılıyor, direksiyonlar. Hala İngiliz yasaları var. Ben de anlamıyorum, sizin bu sisteminiz değişse artık da, yani Avrupa vatanımız olarak daha çok hani
hissetsek yani bu yasalarınız da değişse bir an önce kurtulsak bu işlerden, değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Kendi vatandaşınıza yani başkasının suçu olduğu halde bunları böyle kelepçeli içeride. Keşke Türkiye'den geldikleri için. Yani yatırmasaydınız diyorum. Kusura bakmayın, bu da benim fikrim ama size de söylüyorum. Bunların da sebebi Bülent Ersoy değil. Ben sizin yerinizde olsam. Sen de o gün oradaydın. Ebru Yaşar da vardı dedin. Hatta ikimizi birlikte geri başa çektiler falan. Biz PCR testi olduk. Girer girmez polis kontrolünden önce PCR testini aldılar bizi, hepimizi. Tam kapıdan çıkıyorduk. Ebru Yaşar'ı da beni de durdurdular. Oradaki polis böyle yaptı. Bunlar şüpheli dedi bize. Adam bize. Bunlar şüpheli dedi. Allah Allah. Evet. İkiniz şüpheli. Bunlar işte bizim grup yani şüpheli. Evet. Evet. Siz de PCR testi yaptırmamışsınız. Dedim ki biz içeride PCR testi yaptırıp yaptırmayacağımızı bilmiyoruz. Gidin dediler, PCR testi yaptırın dediler. Tamam, gittik. Sonra kasinonun yani otelin verdiği kağıdı gösterdik. Görevli olunca problem çıkıyormuş. Ama biz bilmiyoruz ki görevlinin problem. Anlamıyorsun ki. Bunları bilmiyorsun. Bilmek zorunda da değiliz yani. Başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir haber vereyim sana hadi. Ebru Yaşar demişken. Şu geçenlerde Didem çıktı dedi ya. Bazı solistler beni alt kadrolarında istemiyor diye. Evet. Biri Ebru Yaşar, biri Defne Samyeli'ymiş. Bazı solistler istemiyorlarmış. O ikisiymiş istemeyen. Onlar solist değil ki ama. Ama alt kadrosuna çıkacak biri belli ki. Kimin alt kadrosu? Yani Defne solist değil. Ebru Yaşar solistlik yaptı birlikte mı? Birlikte çalışmak istememişler. Yani arabesk sanatçısı da herhangi bir, bakıyorum eskiden Maxim'de orada burada falan nerede çıktı? Yani az solist olarak ben valla bilmiyorum. Hiç Ebru Gündeş'in iyi bir arabesk şarkıcısı olduğunu biliyorum ama hani az solist olup alt kadro yapacak bir solist şeyi yok Ebru Gündeş diyorum. Ebru Yaşar'ın. Defne Sami Öneli zaten pop söylüyor. O da bir kadro yapamaz. Bunlar da çok saçma sapan kompleksler eğer doğruysa kızın söylediği. Oriental olmalı bence, gazinolarda olmalı. Şimdi yeni tip gazinolar çıktı artık yavaş yavaş. Orada yine eski tipe dönüşüyor. Bir tane mekanın boyundurluğu altında olmasın, birçok yer açılsın. Herkes de orada çıksın. Çünkü gerçekten zaten Türk sanat müziğine, eski gazino günlerine çok özlem var. Bence de yavaş yavaş uygulayan mekanlar açılmaya başladı. Bence çıksın olsun. Herkes. Yani hiç kimse pop müzik falan gidip dinlemek istemiyor. Herkes arabesk, fantazi, az solistler. Eski sistemi istiyorlar. Özledi insanlar tabii, değil mi? Özledi. Ya böyle saçma sapan isimlerin bile tıklım tıklım olduğu bir hale geldik ama böyle tabii. Çünkü özlemden bence yani oldu. Ve düşün o zamanın yani o zaman o Maxim gazinolarının, o Çakıl gazinolarının onun çok uyduruğu şu anda yaşadıklarınız. Yani inanın binde birini yaşıyorsunuz şu anda. Şu yani o zamanki kadrolar, o zamanki sahneler falan. Yok tabii de. Tabii ama yok, en azından hiç olmamasından daha tabii iyidir. Daha yani iyi. Bu kıpırdanma. O da kötü. Bülent Ersoy'un Niğde konserinden bahsetmişken verelim mi görüntüleri varsa?